Temel Bey, Endonezya'ya geldiniz, hemen ayağınızın tozuyla da bir anlaşma yaptınız. Türkiye ile Endonezya arasında havacılık sanayi açısından bu anlaşmayı biraz bilgi rica ediyoruz sizlerle. Bir de TUSAŞ olarak güzel haberler gelecek mi? İnşallah. Endonezya'ya neleri öneriyorsunuz, onları soruyorum size. Tabii. Dünkü anlaşma buranın TUSAŞ'a tekabül eden PTDR dediğimiz uçakla ilgili şirketiyle yaptık onu. Bu şirketin geçmişi şöyle, belki hatırlarsınız, 80'lerde 90'larda uçak yapan, çok güçlü, 20 bine yakın çalışan olan, 10 bin mühendis olan bir şirketti bu. Ama ülkedeki o bazı sıkıntılar oldu, ekonomik olsun veya siyasi olsun. Tabii şirket buna etkilendi. Ama şu anda 19 kişilik uçak yapıyor, 60 kişilik yol uçağı yapma prosesinde, sürecinde bulunuyor. Aynı zamanda bizim Casa dediğimiz İspanya uçağının aslında orijinali burada yapılmıştır. O 90'larda yapılan bir uçak. Onları yapmaya devam ediyorlar. Biz teknik işbirliği anlaşması imzaladık burada. Bize insan kaynağı sağlayacaklar. Tabii şu anda bizim daha çok projemiz var. Yani TUSAŞ özelinde son 5 yılda sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı başlayarak bizi projeye boldular. Biz de yapıyoruz Allah'ın izniyle ama. İşte Hürjet, az önce bahsettin, Milli Maarif uçağı, ondan sonra Atak-2'miz, Gökbeyazıt'ın seyir üretiminde, Ankara'lar seyir üretiminde, Hürkuş seyir üretiminde, Hürjet seyir üretimi inşaatına başlıyor. 2025'te ilk teslimat gerçekleşiyor. Şimdi bu kadar çok uydu yapıyoruz, hem gözetleme hem haberleşme. Şimdi bu kadar proje olunca bizim bütün dünyadaki kaynakları kullanmamız lazım. Endonezya birçok açıdan bizim için önemli. En önemli olduğu nokta burada 10 yıllık, 20 yıllık ister uçak yapısalı diyelim, structure olsun, isterse uçuş kontrol olsun, akışkanlı mekanizması, her disiplinden çok insan var. Biz de bu insanları işbirliğe kullanmış olacağız. Hani bir sistemli bir anlaşmamız vardı ya, onun gibi düşünebilirsiniz onu. Burada da bizim ofisimiz var, mühendislerimiz var burada. O sayıları artırıyoruz Allah'ın izniyle. Malezya'da zaten neredeyse 100'e yakın geldik. Pakistan'a 100'e yakın geldik. Uzak Doğu bizim için önemli. Şimdi bizim dünkü özelimiz buydu ama diğer konuda da girmek isterim. Bölge olarak tabii ki Endonezya'dayız. Endonezya odaklı gidiyorsunuz. İHA'larla ilgili çalışmalarınız oldu. Bu pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkasından tabii Endonezya'yla sınırlı kalmayalım. Malezya'da, Pakistan, bu bölgeyi neler yapıyorsunuz? TUSAŞ olarak sizden duymak tabii isteriz. Şimdi Endonezya gerçekten güçlü bir ülke, ekonomik olarak geleceğin işte süper gücü diyorlar buna. İlk 10 ekonomide insan kaynağı 250 milyonun üzerine çıkmış. Çok insan yetiştirdi yurt dışında. Yeraltı kaynakları petrol başta olmak üzere çok fazla. Adalar ülkesi, çok büyük bir ülke zaten. İklim çok uygun, yani tropikal bitkilere dönük olarak üretiyor, ihracat yapıyor, geleceği parlak. Yani gerçekten Uzak Doğu'nun, işte Çin diyorsak ondan sonra büyük ihtimalle Endonezya denecek bundan sonra. Yani şeyi de, Japonya'yı da, Kore'yi de, bütün diğerlerini geride bırakıldı doğal olarak. Bu açıdan önemli. Kendileri de ülke olarak çok büyük yatırımlar teknolojiye yapıyorlar. Şimdi tabii ankalarımızı, aksiyonlu ihtiyaçları var. Tabii bitmeyen bir iş, kontrat imzalanmaya paylaşmıyoruz. Ama biz bütün bunları, bütün ürünlerimizin görüşmesini buradaki ilgili yetkililere yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah da güzel haberler çıkar buradan, Endonezya özelinden. Tabii bir de benim diye başka bir ihracat birliği şapkam var, bu SSI. Onlar da burada katılıyoruz birlik olarak. Türkiye şu anda en yüksek katılımı sağlayan ülke. Tabii yalnız TUSAŞ değil, Roketsan, vakıf şirketleri, Havelsan, Aselsan, bunun dışında Baykar ve diğer özel şirketler de burada. Türkiye tabii savunma sanayinde artık herhangi bir fuara gidildiği zaman en büyük katılımı veren bu. Eskiden Amerika'ydı, ne bileyim Almanya'ydı, Ruslardı, onlar yok artık, bizler varız. Yani büyüklük olarak demek istiyorum, tabii onunla da var hala. Dolayısıyla Türkiye'de burada bütünle kendisini gösteriyor. İsmail Başkanımız, Sezi Başkanımız beraberiz onlarla beraber. Dolayısıyla çok da büyük bir ilgi gösterirler. Milli Savunma Bakanları yalnızca Türk standlarını gezdi. Yani en azından dün öyleydi, bugün nasıl yaparlar bilmiyorum da. Yani onur ettiler bizleri. Dediğim gibi Endonezya olmamız gereken bu ülke. Burada ofisimiz var, mühendislerimiz var. İnşallah daha çok olacak. Çünkü bu bölgeler çok insan yetiştirmişler ama ne yazık ki o kadar projeleri yok. İnsan kaynağı kadar projesi yok.
var olan projelere var. Biz tabii bunlar için çok büyük cazibe merkezi. Neden? Çok projemiz olduğu için. İşte Sayın Cumhurbaşkanı başta onu buraya yüklediler bizi böyle. Biz de bu projeleri buralarla paylaşıyoruz ki hem insan kaynağını kullanalım hem de bunlara satış gerçekleştirelim. Malezya'da ofisinizde olduğunu söylediniz. Pakistan var. 100 çok ciddi bir rakam ve bunlarda hani mühendis önemli bir kısmı. Tamam. Biraz Malezya pazarıyla Pakistan pazarı oraları da değerlendirir misiniz? Tabii şimdi Malezya'da bir son olarak 3 tane anka satışımız gerçekleşti. Her ülkenin belirli bir gücü olabiliyor. Malezya elektronikte uzak doğuda en güçlü ülkelerden biri. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Dünya ihracatının bütün elektronikte, bütün dünya yani Amerika'da geçiyor bu açıdan %13'ünü Malezya gerçekleştiriyor. Çip üretiminde, daha büyük kontrol sistemi üretiminde çok iyi bir ülke. İnsan kaynağı var. Biz zaten Malezya onun için bulunuyoruz. Onun için mesela uçuş kontrol bilgisayarları, görev bilgisayarlarını oradaki ekibimiz bize yapıyorlar. Ve Türkiye'den de ekonomik oluyor, onu da size söyleyeyim. Pakistan'da da çok değerli, onların da havacılıkla ilgili şirketleri var, yapılanmaları var, insanları var. Çok değerli bir üniversite içindeyiz. İşte o üniversite uzak doğu sıralamasında neredeyse ilk birde bulunuyor. Orada 100 mühendisi almak kolay oluyor çünkü koca bir ülke. Pakistan ve Endonezya, aynı zamanda Nijerya, orada da varız. Bunlar aslında nüfusları çok olup ama ona karşılık teknoloji projesi olmayan ülkeler. Onun için bizim için insan kaynağı olarak çok cazip yerler oluyorlar. Yani TUSAŞ'ın ihracat pazarında Afrika ile birlikte Uzak Doğu herhalde önümüzdeki yıllarda ana ciroyu oluşturacak gibi gözüküyor. Sizlere güzel satışlar, güzel ihracat haberleri ve işbirlikleri diliyoruz. Umarım önümüzdeki fuarlarda da o Malezya'nın 3 ankasının üzerine de yeni yeni haberler yaparız. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.